Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetülül müttakîn. İyiliği sonsuz ikramı bol Allah'ın adıyla. Bugünkü konumuz inanmak mı, teslim olmak mı? Önceki konularımızda zaten dinin bir sistem olduğunu, ona teslim olunması gerektiğini anlatmıştım. Şimdi Allah'ın dinine inanmanın yeterli olmadığını, teslimiyet beklediğini, teslim olmamız gerektiğini daha önceden söylemiştik. Şimdi teslim olamayanları göreceğiz bu derste. Teslim olamayanlar kimlermiş? Yani Allah'ın sistemini işlerine gelmediği için beğenmeyip kendi sistemlerini kuranlar. Bunlar kimlerdir? Kur'an-ı Kerim'de bunları göreceğiz ve buradan mesajlar almamız gerekiyor. Allah-u Teala bunları Kur'an-ı Kerim'de bize anlattıysa bizim için anlatmıştır. Çünkü aynı teslimiyeti bizden bekliyor. Geçmişteki yaşanmış hataları, yanlışları anlatarak teslim olmamızı istiyor. Şimdi Kur'an'a gönül verenler çok iyi bilir ki inandığı halde Allah'ın emrine, emirlerine teslim olamayan kimdir dendiğinde ilk akla gelen iblistir. İlk olarak Allah-u Teala bunu anlatıyor bize zaten. İşte A'raf suresi 12. ayette Allah sana emrettiğimde secde etmeni engelleyen ne oldu diye sordu. Ben ondan iyiyim, beni ateşten yarattın ama onu balçıktan yarattın diye cevap verdi. Şimdi burada bir kıskançlık görülüyor. Allah'ı inkar etmiyor. Yaratıcının o olduğunu kabul ediyor. Fakat emri beğenmiyor. İşine gelmiyor. Adem'i kıskanıyor. Neden secde etmediğinin de izahını yapıyor. Yine Sad suresi 79. ayette İblis diyor ki Rabbim yeniden diriltilecekleri güne kadar bana suret anı diyor. Şimdi bakın İblis Allah'ı kabul ediyor, Rabbim diyor ve tekrardan dirileceğini, ahirete de inanıyor. Dolayısıyla buradaki problem ne? Buradaki problem inanç problemi değil. Buradaki problem teslim olma problemi. Allah-u Teala iblisi bizim önümüze koyuyor. Siz de iblis gibi olmayın. Teslim olun. Şimdi bir örnek daha vereyim. Bakın, mesela burada bir siyasi yöneticinin Allah'a teslim olamadığını söylüyor. Bu da Firavun. Mesela A'raf suresi 127. ayette Firavun halkından itibarlı kişiler dediler ki şimdi Musa'yı ve halkını serbest mi bırakacaksın? Firavun bir yönetici orada. Yanındakiler de söylüyor. Bırak da bu ülkede bozgunculuk çıkarsınlar. Yani sen bırakırsan Musa'yı o bu ülkede bozgunculuk çıkaracak. Seni de tanrılarını da bir kenara atarlar diyor. Yani Firavun'un da bir tanrı inancı var. Firavun inançsız, ben yeryüzünün Allah'ıyım, yaratıcısıyım, böyle bir iddiası yok Firavun'un. Tanrıları var. Çok tanrılı bir inanca sahip. Burada bunu görmüş oluyoruz. Yine Zuhruf suresi 51 ve 53'te Firavun diyor ki, Firavun halkına şöyle seslendi. Ey halkım, Mısır'ın yönetimi bende değil mi? Yani Mısır'ın yaratıcısı benim demiyor. Bu Mısır'ın yönetimi bende değil mi? Kainatın yönetimi de bende diyebilirdi. Öyle bir iddiası yok. Yani onun oradaki Rablik iddiası, buranın yöneticisi benim. Buraya başka kimse karışamaz. Burada ben ne dersem o olur diyerek Allah'ın emir ve yasaklarını hayatına karıştırmak istemiyor. Bu şekilde bir kafirlik ve müşriklik yapıyor yani.
şu ırmaklar hakimiyetim altında akmıyorum. Yani buranın yöneticisi benim. Hatta Allah da bu yetkiyi, bu görevi bana verdi. Bu ırmaklar benim yönetimimde akıyor diyor. İnancı var. Bunu görmüyor musunuz diyor. 53. ayette de ona, yani Musa için diyor ki, ona altın bileklikler verilseydi ya. Şimdi bu Mısır'ın yöneticilerine altın bilekler, bileklikler, bilezikler takılırmış. Kral olduğu için, yani oranın yöneticisi olduğu için. Bu bir belirtisi. Yöneticilerde olan bir belirti bu. Bakın diyor, o Musa yönetici değil. Onun şeyi yok, bilezikleri yok. Benim bileziklerim var. Dolayısıyla buranın Rabbi benim derken, buranın yöneticisi benim. Buranın hükümdarı benim diyor. Ya da onunla beraber dizi dizi melekler gelseydi ya diye bir ifade geçiyor Zuhruf 53'te. Bu ne demek? Şimdi bak, meleklere inanıyor. Melekler onun etrafında dizi dizi olması gerekmiyor mu derken, bu melekleri gönderen kim olacak? Allah. Dolayısıyla Allah'a da kabul etmiş oluyor, melekleri de kabul etmiş oluyor. Peki sıkıntı ne? Sıkıntı aynı bir önceki derse girişte okuduğum ayetteki gibi, iblis gibi teslim olamama sıkıntısı var. Yani Musa'yı kabul ettiğinde saltanatının yıkılacağını biliyor. Hükümdarlık onun elinden gidecek. Çünkü topluma zulmeden bir yönetici. Bunu çok iyi biliyor. Kabul etmemesinin, direnmesinin sebebi bu. Şimdi çok basit, şöyle internette bir araştırma yapın. Firavun'un inancıyla alakalı veya Mısır'ın eski inancının nasıl olduğu ile ilgili bir bakın. Güneş tanrısının insan şeklindeki sureti olarak kabul ediyor Firavun kendini. Yani çok tanrılı bir inanca sahip. Az önce Araf suresi 127'de kendileri itiraf etti zaten. Tanrılarını da bir kenara atarlar diyor yani. Senin saltanatını yıkar, senin tanrılarını da bir kenara atarlar diyor. Çok tanrılı bir inanca sahip olduğu belli. Fakat istediği yani yönetimde, bu siyasi yönetimde bu tanrılar yetkiyi bana verdiler. Güneş tanrısının insan şeklindeki sureti ona hulul ettiğine inanıyor Firavun. Kendisinin güneş tanrısının insan sureti olarak kabul ediyor, hulul ettiği. Bu hulul inancı aynen tasavvufta vardır. Bunları inşallah delilleriyle göstereceğim ileriki sohbetlerimizde. Şimdi dolayısıyla buradaki benim anlatmak istediğim şu. İblis örnek olarak gösterildi. Allah'ın emir ve Allah'ın emrine teslim olamadı bile bile. İnkar söz konusu değil. Dolayısıyla bugün şunu söylemem gerekir. Toplum içerisindeki insanlar inanıyorum demekle kurtulacaklarını zannetmesinler. Çünkü iblis de inanıyor. Ahirete de inanıyor. Rabbinin ve yaratıcının Allah olduğunu da biliyor. Toplumdaki sıkıntı da bu. Teslim olamama. En ufak bir sıkıntıda hemen gidiyorlar, kredi çekiyorlar mesela. Kendilerini sıkıntıya sokuyorlar. Çünkü bu faizli işlem aslında onları dünyada da sıkıntıya sokuyor. Çünkü Allah ayette diyor ki, faiz daraltır, sadaka genişletir. Ekonomiyi de daraltıyor, psikolojik olarak seni de, hanesindeki mutluluğu da daraltıyor aslında. Sıkıntıya sokuyor. Çünkü 10 alıyorsun, 15 ödüyorsun, 20 alıyorsun, 30 ödüyorsun. Fazlasıyla çıkıyor senden aslında. Dolayısıyla burada teslimiyet sıkıntısı var insanlarda. Allah'a inanmayan yeryüzünde yok. Bakın ateistlerle yaptığımız görüşmelerde de yaratıcıyı, mesela en son konuştuğum ateist bana demişti ki, benim yaratıcıyla hiçbir problemim yok. Aynen bu ifadeyi kullandı. Benim yaratıcıyla bir problemim yok. İşte Müslümanların şu yaşam tarzını görüyor da kabullenemiyor. Aslında bu Müslümanlar Allah'ın sistemine teslim olsalar, şu uydurulmuş hurafeleri bir tarafa bırakıp kaynağı Cenab-ı Hakk'ın kitabından alsalar, zaten ekonomi de düzelmeye başlayacak, siyaset düzelmeye başlayacak, toplum otomatikman düzelmeye başlayacak ve ateistler görecek neyin ne olduğunu. Ama İslam toplumlarına bakıyorlar, ya bu nasıl bir Allah diyor yani mesela. İnananlarına yardım etmiyor. Sıkıntı içerisinde. Yanlış din algısı. Bakın
Dün biri söyledi bana, ateist olan bir tanıdığım zaten şu ifadeyi kullanmış. İşte oruç tutmuyorum ben. Neden? Allah beni imtihan, hep açlıkla niye imtihan ediyor? Bir seferde zenginlikle imtihan etsin. Oysa oruçta böyle bir şey yok ya, açlıkla imtihan etme diye bir şey yok ya. Yani oruç hakkında bilgiyi biz ayetlerden alsaydık, Kur'an-ı Kerim'den alsaydık, imtihanın ne olduğunu, zenginliği Allah'ın kime verdiğini, oruçtaki hikmetin ne olduğunu görecekti, bu ifadeyi kullanmayacaktı. Ama uydurulmuş din diyor ki, açlıkla bizi sınıyor ki Allah fakirin halini anlayalım diye. Oysa fakir de oruç tutuyor, o kimin halini anlayacak? Orucun böyle bir hikmeti yok aslında. Ama yanlış bilgiye bakıyor, inkar ediyor. Ondan sonra Allah dilediğine rızık verir, dilediğini zengin eder, dilediğini fakir eder diye anlatılıyor. Oysa Kur'an'da o rızıkla alakalı çalışanın karşılığı verileceği anlatılıyor. Adam bunu bilmiyor. Allah diyor, kafiri zengin etti, beni niye fakir etti? Şimdi bu mantıkla inkar ediyor. Yanlış bilgi. Dolayısıyla hiç kimsenin Allah'a inanmama gibi bir derdi yok. Teslim olmama sıkıntısı, teslim olma sıkıntısı var. Burada da teslim olmamızı, insanların teslim olmasını engelleyen ne? Menfaatler. İşte Firavun da kıskançlıktan inkar etti. Firavun da bile bile inkar ediyor. Çünkü o maddi gücünün elden gitmesini istemiyor. Orduları var, bir yönetici, tam bir kibir abidesi. Bir siyasi lider olarak görüyoruz Firavun'u. O bir tağuttur. Allah'ın Resulünü ve ayetlerini bile bile inkar etti. Bak bunu göreceğiz şimdi. Neml suresi 14. ayet. Kendileri de mucizelerimize kesin olarak inandıkları halde, Firavun için kullanılıyor bu. Kesin olarak inandıkları halde zulüm ve kibirlerinden dolayı onları bile bile inkar ettiler. İşte ifade bu. Firavun bile bile inkar ettiğini söylüyor Cenab-ı Hak. Yani burada bir inanma problemi yok. Teslim olma sıkıntısı var. İsra 102'de Musa dedi ki, çok iyi bilirsin ki bunları birer gösterge olarak indiren göklerin, yerin Rabbinden başkası değildir. Sen bunu çok iyi biliyorsun diyor Musa Aleyhisselam. Bak Firavun, bana göre sen davanı kaybettin. Çünkü işine gelmedi, saltanatının yıkılmasını istemedin, teslim olamadın Cenab-ı Hakk'a. Teslim olsaydın Musa'ya tabi olması gerekiyor. O da işine gelmedi. Şimdi şöyle bir düşünelim. Hepimiz inanan toplumuz. Etrafımızdaki ben inanıyorum, Müslümanım diyen insanlara bakalım. Sıkıntılar neyden kaynaklanıyor? İşte siyasi sıkıntılar, siyasi liderler bilgilerini Kur'an-ı Kerim'den alıyor olsaydılar, yönetimlerine şu ayete göre demesine gerek yok. Yani fikri, temeli oradan alıp bir takım uygulamalar yapsaydılar, kesinlikle düzelme başlayacak ve Allah'ın yardımı da geleceği kesindi. Onlar oradan kaybediyor. Toplum nereden kaybediyor? Toplum da Allah'ın emirlerini, yasaklarını bilmeyen yok. Mesela alkol müptelası olan insanlar haram işlediğini çok iyi bilirler. Oysa bilse ki Allah'ın oradaki sistemi senin aile huzurunu, senin o alkolik insanların aile huzuru yoktur. O sarhoşlukla kendilerini aşağılık duruma düşürürler. Haysiyet diye bir şey kalmıyor, güven diye bir şey kalmıyor. Kendi onurları düşüyor toplumun gözünde. Şimdi buna teslim olsa insan, kendisi onurlu bir insan olacak. Ailesi huzurlu olacak. Aileler arasında bir sıkıntıya düştüklerinde, anlaşmazlığa düştüklerinde, çözümü Allah'ın kitabından bulmaya çalışsalar, kimin haklı olduğunu o tartışmada Allah belirlese, yine huzuru yakalamış olacaklar. Diyelim ki anlaşamadı karı koca. Bu sefer talak süresinde Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallara göre
boşanma aşamasına girseler, belki boşanmayacaklar o 3 ay bekleme süresinde. Yine olmadıysa güzellikle birbirinizden ayrılın diyor Cenab-ı Hak. O ayete teslim olarak kavga yapmadan güzellikle ayrılmış olacaklar. Ve Allah orada boşandıktan sonra da şu ifadeyi kullanıyor. Rızık konusunda endişe düşmeyin, Allah'ın yardımı size. Allah mutlaka size bir kapı açacaktır. Böyle bir de garanti veriyor. Ama kime? O sistemine uyanlara bunu söylüyor Cenab-ı Hak. Onun o boşanma sistemine uyanlar o kurala göre ayrıldıklarında Allah bir kapı açacağını söylüyor. Yine huzur veriyor bak. Yine ayetten insana huzur veriyor. Evlenirken de ne diyor? Yanlarında huzur bulasınız diye size eşler verdik. Bu ayete inanarak bir eş bulsaydı kendine huzurlu bir aile olacaktı. İşte içki, kumar veya diğer haramları, zina işlemeyen bir aile kurulsaydı yine mutlu bir aile olacaklardı. Bu bilinçle kurulsaydı, yani Kur'an-ı Kerim'den alınmış bilgilerle. Boşanması da o şekilde olsaydı yine huzurlu bir şekilde boşanma olacaktı. Siyasiler ekonomiyle ilgili ayetleri uygulasaydılar, Allah'a teslim olsaydılar, ekonomi de düzgün olacaktı. Hatta biz lider olacaktık dünyaya belki, Müslümanlar. Yine bakın, her şeyin sebebi teslimiyet. İslam alimleri aldıkları bilgileri, koydukları hükümleri sadece Kur'an-ı Kerim'den alsaydılar, o kadar curcunaya sebep olmasaydılar. Bugün dünyada inanç savaşı var, din savaşları var. Bunlar hep farklı görüşlerden, farklı kendilerince koydukları hüküm, dinden çıkanların öldürülmesi. IŞİD'in yaptığı buydu. Müslümanlar birbirlerini niye öldürüyorlar? Yahudi diyor ehli kitap. O zaten inanmıyor ama Müslüman inandığı halde döndü, mürtet oldu, öldürülmesi için Müslümanları öldürüyorlar. Yeryüzünde bozgunculuk çıktı işte. İnançtan kaynaklı ama yanlış inançtan kaynaklı. Kur'an-ı Kerim'den değil. Kur'an-ı Kerim böyle bir emri yok. Bakın, uygulamaların, yeryüzündeki kaosun sebebi ister siyasiler olsun, ister din adamları olsun, ister toplumun içerisindeki insanlar olsun, Allah'ın dinine teslim olmamalarından kaynaklanıyor. Sistem çünkü ortada. Allah kuralları bizim için koymuş. Bir insan, herhangi birimiz bir fabrikada bir yönetici olsak, Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olan bir insan orada ne yapar? Kimsenin hakkını yememeye çalışır. Adaleti sağlamaya çalışır. Yani o çalıştığı ortama tapmaz. Varsa yoksa buraya para kazandırmak, varsa yoksa bir makam daha yukarı çıkmak diye uğraşmaz. Bulunduğu yerin hakkını İslam'a göre verir. Allah rızası için görev yapar. Allah rızası için çalışırken de Allah'ın rızasını gözettiği için, özellikle zaten Allah rızası buralarda çok olur. Çünkü onlarca insan var senin emrinin altında. Yani en ufak bir hareketinde onların bütün hakkına girmiş olabiliyorsun. Yine küçücük bir hareketinde onların hepsinin duasını alabiliyorsun. İşte bütün problem teslim olamama. Ama o yöneticilere söylesek, o din adamlarına söylesek, hiçbirinin inançla ilgili bir sıkıntısı yok. Adam zaten din alimi. Fakat verdiği hükümlere, fetvalara bir bakıyoruz. Tarihi bilgiler, ayetleri çaptırmalar, rivayetler. Kur'an-ı Kerim ayeti gösterdiğinde de ifade, ya bu çok yovan oluyor diyor. Hiçbir şey kalmıyor diyor yani. Namazın hiçbir şeyi yok Kur'an'da diyor. Ya Allah ne bildirdiyse o, nasıl yok? Huşu diyor. Allah huşu dedi, ben de huşunun peşine düşerim demedik. Hep şekillere takıldık kaldık. Niye? Çünkü o din alimleri Kur'ansız bilgileriyle o şekilli bir dini bize öğrettiler. İşte böyle. Bakalım. İkinci örnek, müşrikler. Mekke müşrikleri bize anlatılıyor. Ankebut suresi 61. ayet. Onlara gökleri ve yeri kimin yarattığını, güneşe ve aya kimin boyun eğdirdiğini sorsan, o Mekke müşrikleri diyecekler ki, kesinlikle Allah diyecekler. Ya bunu bildiğiniz halde nasıl döndürülüyorlar? Ankebut 61. Şimdi, bunların inancı ne? Mekke müşriklerinin, Allah'ın, bakın, gökleri ve yeri yarattığını biliyor.
güneşe ve aya boyun eğdirdiğini, onun emriyle, onun sistemiyle bu görevlerini yerine getirdiklerini biliyorlar, kabul ediyorlar. Fakat uzak bir Allah inancına sahipler. Aracılarla Allah'a yaklaşmak istiyorlar, Zümer 3. ayet. Dualarını o şekilde Allah'a ulaşacağına inanıyorlar. Aynı bizim tasavvuf ehli Müslümanları gibi. Sözde Müslümanlar. Aracılarla. Bunların hepsini delilleriyle anlatacağım inşallah. Önce zihnimizi buraya toplamak istiyorum bu ilk sohbetlerde. Din nedir? Tanımı nedir? Allah'ın istediği inanmak mıdır? Teslim olmak mıdır? Teslim olduğumuzda ne oluyor? Olmadığımızda sonuç ne oluyor? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Gördük işte Mekke müşriklerinin inancı. Allah'a inanıyor. Böyle bir dertleri yok. Yanlış Allah inançları var. Aracıyla Allah'a yönelmiş durumdalar. Peki biz tasavvuf ehline gittiğimizde neden Adıyaman'a gidiyorsun dediğimizde o tövbe almak da neymiş? Ne Kur'an'da ne rivayetlerde var dediğimizde ne zararı var diyor. O Allah'ın sevgili bir kulu, mübarek bir zat. Biz ona gidiyoruz ki Allah'a yakın olduğu için bizi Allah'a yaklaştırsın ifadeleri bugün onların kitaplarında da var. Bize de aynen söyleniyor. Cevap bu. İyi de kardeşim, ayet Mekke müşriklerinde ama bunlara müşrik diyor. Bakın adamlar inanıyor. Dua ediyorlar, ibadet ediyorlar. Ama yanlış bir inançta oldukları için Allah bunların bu inancını kabul etmiyor. Aracıyla gelmeyin bana diyor. Zuhruf suresi 87. Onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan kesinlikle Allah diyecekler. Buna rağmen nasıl da döndürüyorlar. Aynı ifade. Mü'min 84 ve 89'da yine Mekke müşriklerinin inandığını görüyoruz. Aynı ifadeler orada da var. Lokman suresi 25. ayette aynı şekilde. Yunus suresi 31. ayet. Bakın orada yaratıcı olduklarını söyledi. Kainattaki sistemi Allah'ın kurduğunu söylediler, itiraf ettiler. Yunus 31. ayette de sor. Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Rızkın sahibinin de Allah olduğunu biliyorlar. O işitme gücünün ve gözlerinin sahibi kim? Kim çıkarıyor ölüden diriyi? Ve kim çıkarıyor diriden ölüyü? Kim çekip çeviriyor işi ve oluşu? Hemen Allah diyecekler. Niye hala kendinize gelmiyorsunuz? Ne bu aracılar? Bu kadar yüce ise bir tek Allah'a yönelmenizi engelleyen ne? Çünkü orada bir sektör oluşturmuşlar. Putlardan, Kabe'deki tavaf edenlerden onlara elbise satıyorlar. Bunların detaya girmeye gerek yok. Kur'an ehli, tevhid ehli bunu çok iyi biliyor zaten bunları. Bilmeyen de küçücük bir araştırmada bunları görür. Videonun uzun olmasın diye buralara atlıyorum. Mekke müşrikleri de bu putlar inancından kahinleri var onların. Oradan gelecekten haberler veriyorlar. Bunlara bir takım yön göstermeler yapıyorlar. Para kazanıyorlar. Firavun da ne yaptı? Kendi saltanatı, kendi o maddi gücünü kaybetmek istemedi. Teslim olmadı. Mekke müşrikleri de o maddi imkanları ellerinden gitmesin diye Allah'ı kabul etmelerine rağmen, bir ve yaratıcı olduğunu bilmelerine rağmen o aracılık sektöründen nemalandıkları için teslim olamadılar. Yine Sebe suresi 24'te aynı ifadeler var. Meryem suresi 81. ayette destek almak için Allah ile aralarında bir takım ilahlar edindiler diyor. Bak Yasin suresi 74. ayette de şöyle bir şey var. Belki kendilerine yardımları dokunur diye Allah'ın yakınından tanrılar edindiler. Allah'ın yakınından. Yani Allah var. Kendilerini Allah'a uzak görüyorlar. Ara tanrıları da Allah'a yakın görüyorlar. Onları veli ediniyorlar. Allah da diyor ki İnananların velisi Allah'tır. Size en yakın olan benim. Bunları çekin aradan.
Bunlar sizin uydurmalarınız. O isimlere siz koydunuz diyor. Ben bunlara böyle bir yetki vermedim, böyle bir görev vermedim. Kutup varmış, kutbun yanında Gavs varmış. Üçleri, yedileri, kırkları varmış. Bunlar yeryüzünde görevliymişler. Yeryüzüne yağmur ve kar bunların yüzüsü hürmetine yağıyormuş. İşte Geylani diyor ki müridim dünyanın neresinde olursa olsun aynı anda birçok müridim benden yardım istesin. Hemen diyor Allah'ın izniyle yetişirim diyor. Hepsine aynı anda yetişirim diyor. Allah'ın ona öyle bir görev verdiğini iddia ediyor. Bu tasavvuf kitapları bunları enine boyuna anlatır. E kim verdi bu yetkiyi size? Allah verdi. Ya nerede verdi? Sen bunu belirledin. Aynı Mekke müşrikleri o putlara, o isimleri verdi, o yetkileri kendileri yüklediği gibi sen de o efendilere veya kendine o yetkiyi verdiğini iddia ediyorsun. Ama böyle bir delil yok. Allah da bunlara cevap veriyor. Yunus suresi 66. ayette. İyi bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Öyleyse Allah'ın yakınından ortaklara yalvaranlar neyin peşindeler? Ya Cenab-ı Allah bunu kabul edemiyor. Kabul etmiyor yani. Çünkü biliyorsun kainat, sistem hepsini Allah yaratmış. Hala bir yerlerden bir şeyler yani bu nankörlük oluyor. Allah'ın verdiğine karşı bir nankörlük oluyor. Zaten bu kafir ve müşrik ayetlerini bazı meallerde onlar nankörlüler diye çevirirler. İşte budur yani. Nasıl ki biz yapılan iyiliği, yaptığımız iyiliği bir insan görmediğinde aşırı zorumuza gidiyorsa, ya adama bak o kadar yaptık bizi tanımadı gitti ne yaptı diyorsa, aynısını Cenab-ı Allah bizim fıtratımıza yerleştirmiş. Aynı Allah da aynı öyle düşünüyor işte. Yani bu kadar kainatı yaratmışım, ayağınıza sermişim, varoluşunuz, elinizdeki bütün imkanları ben vermişim, şu yaptığınıza bak. Bunlar neyin peşindeler? Onların peşine takıldığı sadece kuruntudur. Bu sizin uydurmanızdır diyor Cenab-ı Hak. Ben böyle bir yetki vermedim hiçbirine. Neymiş aracı? Allah'tan yetki almışmış. Onlar sadece yalan söylerler. Aha ayet bu. Yalan konuşuyorlar. Zuhruf suresi 19. ayette onlar Rahman'ın kulları olan melekleri ve dişi saydıklarıdır diyor. Allah'ın meleklerini dişiler saydılar. Bak melek inancı var Mekke müşriklerinde. Ama bu melekler diyor Allah'ın kızlarıdır. Yeryüzünde de görevlidirler diye kabul ediyor. Bizimkilerde ne diyor? Mevlana ne diyor? Veliler Allah'ın çocuklarıdır diyor. Öbürü kızı diyor. Biz oğluyuz diyor. Çocuklarıyız diyor. Görev aldığına Allah'ın az önce Firavun'un inancı olduğu gibi hulul inancı. Allah yeryüzünde bu mürşitlere hulul etmiş. Onların bedenlerinin içine girmiş. Onlarla birlikte yeryüzünde geziyormuş. Bize böyle öğretirlerdi. Ona itibar edilmesinin sebebi onun karşısında namazda durur gibi durmalarının bu saygının sebebi onun içindeki Allah'aymış aslında ona değilmiş. O yüzden bunlar şirke düşmüyorlarmış. Ben de diyorum ki tamam. Böyle bir bilgiyi Allah'ın kitabında bulabiliyorsak kabul edeceğim. Yok, tam tersine yerle bir ediyor. Tevhid inancını bozuyor. Bir olan Allah inancını bozuyor. Hadi rivayetlere bakın. Resulullah'tan böyle bir rivayet gelmiş mi? Böyle hulul eder, yok yeryüzünde gezer, yok böyle bir şey diyor. Nereden aldınız siz bu bilgiyi? Ne dedi? Uyduruyorlar, kendi kuruntularıdır ve yalan konuşuyorlar dedi. Enam suresi 148. ayette önemli bir ifade var. Mekke müşrikleri eğer Allah dileseydi biz ortak koşmazdık babalarımızla diye bir ifade kullanıyorlar. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık.
Hani biz eğer böyle bir inanca sahipsek demek ki Allah böyle olmasını istediği için biz bugün bu aracıları tayin ettik. Bir takım hayvanları da kendilerine haram kılıyorlar. Allah müdahale etmiyor bizim hayatımıza diyor. O zaman demek ki bu doğru bir inanç diyor. Bu nedir? Bu kader inancıdır. Allah böyle olduğunu diledi ki biz böyle yapıyoruz. Dilemeseydi Allah bu düzeni yıkardı diyorlar. Oysa yeryüzünü biz inşa ediyoruz, biz yıkıyoruz. Allah sadece talimatları vermiştir, yol göstermiştir bize. Kadere inanıyor bakın. Adamların inanma diye bir derdi yok yani. İnanıyor mu insanlar? Yani tasavvuf ehliyle aynı inanca sahipler yani. Yaratıcı, aracı, kader inancı. Bak aynı. Nahl suresi 35. ayette müşrikler derler ki Allah gerekeni yapsaydı onunla aramıza herhangi bir şeyi koyup kulluk etmezdik. Bunu ne biz yapardık ne de atalarımız. Allah'ın haram kıldığından başkasını da haram kılmazdık aynılarını söylüyor. Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Elçilere düşen apaçık bir tebliğden başka nedir? Burada şunu söylüyor az önceki ayetle bu Nahl 35'te. Kendilerinin inanan ve Allah'ın emirlerini yerine getiren insanlar olarak görüyorlar. Kendilerini dindar olarak görüyorlar bakın. Bak kulluk etmezdik diyor. Hani Allah dileseydi Allah izin veriyor ki biz bu aracılarla kulluk ediyoruz. Kendilerinin kul olduğunu bile kabul ediyor adamlar ya. İfade var. Ve çok enteresan şöyle de bir sözleri var Araf 28'de. Yine aynı bizim ekolleri bu zamanki ekolleri aynı yani. Araf 28 çirkin bir iş işledikleri vakit biz atalarımızı bunun üzere bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. Bak yaptıkları o yanlış inancı geçmişe bakıyor. Ya bizden öncekiler de böyle yapıyordu zaten. Aynı bir şey mi? Biz de aynısını yapıyoruz. Geçmiş ulemaya bakıyor ya atalarımıza bakıyoruz. Geçmişten beri uygulanan bir şefaat inancı var. Şimdi bir sizin söylediğiniz mi doğru yani bu kadar alimin dediği yanlış mı diyorlar ya bize. Aynı mantık Mekke müşriklerinde de var. Biz atalarımızı bu inanç üzere bulduk. Allah da bize bunu emretti diyor. Bak Allah'ın emrine uyduklarını iddia ediyor adamlar. Adamlar o kadar dindar görüyor kendilerini yani. Ve bunlar Mekke müşriki. Allah da cevap veriyor. Diyor ki de ki onlara şüphesiz Allah çirkin işleri emretmez. Siz bilmediğiniz şeyleri Allah'ın üzerine mi atıyorsunuz? Uyduruyorsunuz bunu diyor ya. Enfal suresi 32. ayet. Allah'ım eğer bu senin yanından gelmiş gerçekse başımıza gökten taş yağdır yahut bize acı bir azap ver diye Allah'a da dua ediyorlar. Adamlar mahza Müslüman ya. Yani bugün ben Müslümanım diyenler ne yapıyorsa o gün Mekke müşrikleri de aynılarını yapıyor. Ama şöyle bir iddiaları var. Saffat suresi 167 ve 170'te müşrikler şunu da söylüyorlardı. Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, yani Allah bize bir kitap göndermiş olsaydı elbette biz ihlaslı kullar olurduk. Fakat kitap gelince onu inkar ettiler. Yakında bilecekler. Hani bize Allah bunun haricinde şu yaptığımız, yaşadığımız inanç haricinde başka bir şey bildirmiş olsaydı bir kitapla biz onu da yapardık. Allah'a diyor ihlaslı kul olurduk. Şu anda da böyle bir bilgi bize gelmediği için bu aracıları bırakın. Bu inancınız yanlıştır. İnancı böyle bir bilgi bize bir vahiyle gelmediği için diyor biz bu inanç üzerindeyiz. Demek ki doğru yoldayız diyor adamlar. Oysa kitap geldi. Ama sistemleri bozulacağı için işlerine gelmedi ve o kitabı kabul etmediler.
Tamam, bunlar yanlış yaptı. Buraya kadar anlattık. Peki ne yapmaları gerekiyordu bunların? Hemen kısaca onu da söyleyeyim. Zaten bir sonraki sohbette gene aynı konu üzerinde olacak. Yasin suresi 23. ayet. Bu inançtaki insanlar uyarıldığında ne yapmaları gerekiyordu? Bunun cevabını veriyor. Allah'tan önce başka ilahlara tutunur muyum ben? Rahman bana bir zarar vermek istese onların şefaati işe yaramaz. Onlar beni kurtaramazlar. Aslında Allah'ın istediği inanç buydu. O bizim aracılar da var. Bunlar şimdi bize öğretirlerdi. Siz şeyhe teslim olun. Şeyh ölüm anında gelecek, ölüm anında ruhunu teslim ederken ve kabirde sorgudayken hep orada bulunacak. Yani bizi kurtaracak. Yetmez. Siz sıkıntıya düşmeyin. Çünkü tasavvufun çok ağır görevleri vardı. Siz bunları doğru düzgün yerine getiremeseniz bile şeyh efendi zaten ölüm anında bunları size yaptıracak, o makamları size açtıracak diye anlatırlardı. Yetmez. Evlatlarını değil, evlatlarını sevene bile şefaat edip kurtaracak diyorlardı. Hani ben efendiye bağlıyım, benim çevremdeki insanlar beni seviyor ya, şeyhi sevmese bile o benim müridimi sevdiği için ben sizi de kurtaracağım diye garanti veriyorlardı adamlar. Böyle bir aracılık inançları vardı, aracılık inancı vardı. Oysa Allah bizden nasıl bir duruş bekliyor? Ben böyle başka ilahlara tutunurum. Benim başkalarıyla, aracıyla, yok bilmem onların bir manevi güçleri varmış. Neden almışlar bu gücü? Rahman bana bir zarar vermek istese onların şefaati işe yaramaz. O zaman ben, Allah bana bir ceza verecekse aracının şefaati işe yaramaz diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla ben aracıyla niye teslim olayım, onu niye memnun etmeye çalışayım? Bunu Allah'tan gelecek cezayı engelleyemiyorsa ben bir tek Allah'a dönerim. Onun emir ve yasaklarına uyarım. Ona teslim olurum. Şimdi şu Yunus suresi 66. ayeti de okuyayım. İyi bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Öyleyse Allah'ın yakınından ortaklara yalvaranlar neyin peşindeler? Onların peşine takıldığı sadece kuruntudur. Onlar sadece yalan söylerler. Bunu bizim şiar edinmemiz lazım. Bunlara verilecek en büyük cevaplardan bir tanesi de bu. Daha çok cevap var. Araf 194. Allah ile aranıza koyup çağrıda bulunduklarınız sizin gibi kullardır. Sizin bu yardım istedikleriniz benim kulum diyor ya. Sizin benim kulumla ne işiniz var? Bana dönün diyor Cenab-ı Hak. Beni yardıma çağırın. Benden yardım isteyin. Dedikleriniz içinize yatıyorsa onlara seslenin de size cevap versinler göreyim. Hadi seslen. Bugün efendiler hep ölüyorlar zaten. Ölünce de bunlar kınından çıkmış kılıç gibi daha keskin oluyorlarmış. Tamam, çağırın gelsin. Şu anda Mahmud Efendi cemaatinin kazanı kaynıyor. Cübbeli'nin son videolarına bakın. Rabıta Efendi'ye yapılacak, Mehdi gelene kadar şöyle olacak. Sürekli Mahmud Efendi'yi ön planda tutmaya çalışıyor. Niye? Çünkü birilerinde bir rahatsızlık var. Birileri ya yeni bir müşit çıkaracak ya tayin edilen o bir hoca efendiye teslim olamıyorlar. Bir sıkıntı var yani. Sürekli konuşmalar böyle. Zaten birkaç gruba ayrıldılar. İyi de kardeşim sen şey değil misin? Allah dostu değil misin? Öldüğün zaman kınından çıkmış kılıç gibi oluyordun. Git de şu müritlerini bir topla. Süleyman Efendi'nin torunları bile birbirlerinden küs öldüler. Madem rabıta yapıyorsun, şu rabıtada şu anda müritlerine yetişebiliyorsun, onların sıkıntılarını giderebiliyorsun. Şu cemaatinin başındaki torunlarını da bir toparla. Ya
Öyle bir güçleri yok işte. Onlara seslendiğinizde size cevap veremezler. Ölmüş birinden yardım istenecekse o zaman Resulullah'tan isteyin. Madem öyle bir kuldan yardım geliyor, manevi bir gücü var. Ya Resulullah'ın elinde olmayan güç sizde nasıl olabiliyor? Hazreti Hüseyin'in başı kesilirken Resulullah niye gidip kurtaramadı? Sahabeler birbirlerine girdiler, kan revan götürdü ortalığı, birbirlerini şehit ettiler, öldürdüler. Hazreti Ayşe ile Ali, yani bunlar rabıta yapıp niye himmet istemediler? Niye yardım istemediler? Resulullah niye gelip onlara yol gösteremedi? Şimdikilere işaret ediyor. Yok filanca temizdir, Allah'tan haber geldi. Orada deprem olacak, yok bilmem ne, bilgiler veriyorlar, kurtarıyorlar milleti. Hiç Resulullah o kargaşayı hiç düzeltemedi. Çünkü bitti. Dünya ile itibar bitti. Yardım istenecek tek merci Cenab-ı Hak. Şimdilik bu konu bu kadar ama bitmedi. Önümüzdeki ders gene tekrar edeceğiz inşallah. Yalnız Allah'a teslim olan ve Allah'ın kitabına gönül verenlere selam olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.